Az. Yani hadi gelin yarın kaldıralım. %90'a yakın bir barajın kaldırılması isteniyor. Bunu hangi programda yapsak, hangi toplumda yapsak baraj hep kaldırılsın denirken neden ısrarla baraj tutuluyor onu da anlamak gerçekten mümkün değil. Eğer toplumun sesine kulak veriliyor olsa baraj da kaldırılır. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben de. İsmim Deniz, hukuk öğrencisiyim. Size bu soracağım soruyu bir genel, bir siyasi parti genel başkan yardımcısı olarak değil de bir anayasa hukukçusu olarak, işte benim de değer verdiğim bir hoca olarak sorup görüşünüzü almak istiyorum. Aslında sizin nezdinizde herkese bir sormak istiyorum. Şimdi bugün ısrarla istesek de istemesek de darbeler üzerinden Türkiye'de propaganda yapılıyor. Maalesef biz dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ve ısrarla belirtilmek isteniyor ki sanki bugün Türkiye'deki demokrasinin önündeki en ciddi tehlike Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani bizim paşalarımız, generallerimiz severiz sevmeyiz ki ben kendim 12 Eylül mağduru bir kuşağın çocuğuyum. Yani biliyorsunuz biz 12 Eylül çocuklarıyız, Özal çocuklarıyız. Bugün sanki bizim paşalarımız oturuyorlar. Ya arkadaş biz bu demokrasiyi nasıl bitirsek, ya nasıl biz gelip bu ülkenin başına gelsek, ya nasıl geçmişe döndürsek gibi uğraşıyor. Böyle bir hava ısrarla empoze edilmek isteniyor. Bunu yandaş medyada rahatlıkla görebiliriz. Yani diğerlerinde de görebiliriz. Hatta böyle abuk subuk şeyler çıkmaya başladı. Ama ben daha şunu... önce de yapılanlar belki işte onlar rahatsız ediyor. Ordu da çok masum değil. Ya, tabii ki masum değil. Masum değiliz hiçbirimiz. Yani onu da hiç şey yapmayalım. Evet. Hiçbirimiz masum değiliz. Emin burada olun, biz doğru olan orduya bulaştırmamak. Yani darbe yapmak isteyenlerle orduyu eş göstermemek lazım. Ben şu an şunu sormak istiyorum. Bugün 12 Eylül'den öncesine döndüğümüzde ya 12 Eylül'ün olmasında 24 Ocak kararlarının uygulanmaya konmasını isteyen, bugün her fırsatta demokrasiyi savunan TÜSİAD'ın, sermayenin, iş adamlarının hiç mi parmağı yok? Peki 12 Eylül'den önce mecliste Cumhurbaşkanı seçiminde Bülent Ersoy oy atan, oy çıkartan meclisin hiç mi şey yok, kabahati yok? 27 Mayıs'a dönelim, ihtilaldir. Bir öncesine baktığımızda ya tahkikat komisyonunu kuran Demokrat Parti'nin hiç mi suçu yok? Ya ben odunu koysam mebus çıkartırım diyen İşte rahmetli Menderes'in hiç mi günahı yok? Yani bizim bütün şunu da belirtmek istiyorum. Bugün Orta Doğu ülkelerine baktığımız zaman hakikaten darbeler oluyor. Darbeler sonucunda işte paşalar kalıyor. Atıyorum işte mübareği bilmiyorum ama yani hiç değilse diktatörlükler kuruluyor, bilmem neler kuruluyor. Ya bugün en nefret ettiğimiz insandır ki Kenan Evren. O bile bırakmayı becermiş bir insandır. Yani bu insanları kimse diyemez ki arkadaş. Kenan Evren ya ben bu ülkenin başına geçmek istiyorum. Sırf o yüzden çıktım darbe yaptım. Böyle bir şey var mıdır ya? Yani sizin nezdinizde herkesi sormak istiyorum. Ya bu kadar mı basit olay? Bu kadar mı basit? Ya peki. Bu adamların işi gücü yok. Bunu mu bekliyorlar? Teşekkür ederim. Şimdi. Peki ben hemen bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar bu çağda hala darbe olabileceğine inanan var mı? Darbe olma ihtimali vardır. Ordu biraz gevşek kalırsa darbe yapabilir diyen var mı? Evet. Şimdi söylediği şey esasında bir problemi, çok genel problemi ortaya çıkartıyor. Çok kısaca hemen söyleyeyim. Söylediğin çok doğru. Bana göre şu anda demokrasinin önündeki, ama benim şahsi düşüncem, demokrasinin önündeki en büyük tehlike AKP iktidarı ve onun getirdiği ılımlı İslam devleti projesidir bana göre. En büyük tehlike. Oraya doğru adım adım gidiyor. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Çok haklısın. Türkiye'de siyasal sistem sorunluydu. Haklısın. Siyasal sistem sorunluydu. Ben son dönemde 4 tane yazı yazdım. Kartları yeniden oyunu bozmak diye. Aynen senin söylediklerini ben de düşünüyorum. Yani Türkiye'de her şey bilerek oynandı. 24 Ocak kararları, 12 Eylül. 12 Eylül bitti. Yeniden demokrasiye dönülüyor. Herkesin, Kenan Evren'in elinde çok büyük bir güç vardı. Ne vardı biliyor musun? Herkesi veto edebiliyordu. İstediği herkesi. Benim babam 12 Eylül öncesinde parlamenterdi. Parlamento dışında kaldı. 1 yıl seçilmişti, 1 yıllık olmuştu. Senatördü. Attılar parlamentodan. Bir daha dönüşüne de izin vermediler. Tamam dedik ki çok kötü günler geçirdik. Peki gelmesin dedik. Şimdi... yani bir anlamda darbenin mağduru olduk. Ama şunu hep kabul ettik. 12 Eylül'den sonra kurulurken herkesi veto etti Kenan Evren. Herkesi. Hatta İnönü'nün oğlunu veto etti. Bakın unutmayın. Bir kişiyi unuttu. Bir kişiyi. O da Selamet Partisi İzmir'den adayı olmuş, seçilememiş ama Turgut Özal'ı unuttu.
Kenan Evren unuttu mu yoksa birileri ona unutmanız lazım. Çünkü o Türkiye'yi yönetecek mi dedi. Ben de bu soruyu hep kendi kendime sordum. Ama bunun bir şeyi var. Bunu değiştirmemiz lazım işte, inanıyorum. Ben de siyasete o yüzden çok uzun süre girmedim. Şundan dolayı. Siyasal sistemimizde bir sıkıntı var. Siyasal sistem halktan uzaktı. Yani halkın seçtikleri diyoruz. Halkın seçtiği, şimdi çoğu dostumuz ama halkın seçtiği milletvekilleri esasında daha az. Esasında liderin seçtikleri. Şimdi nereden liderin seçtiği? Ya bir ülke olur mu? Demin söyledi işte, sizler de tersini oynadınız. Şöyle düşünülüyor ya. Bugün Sayın Başbakan yapıyor. Yarın başka bir siyasetçi yapabilir. Meclis başkanına dönüyor, diyor ki bana bak, sen mi susacaksın ben mi gelip susturayım diyor. Bakanları kulağından tuttuğum gibi atarım dışarı diyor. Ve hiçbir bakan da, ya sen kime söylüyorsun böyle? Sayın Başbakan, kime söylüyorsun böyle, ben bakanım ya da ben meclis başkanıyım demiyor. Bu siyasal sistem halktan uzak bir siyasal sistem. Bunu halka, mutlaka halkın sistemi haline dönüştürmek lazım. Hukuk sistemine dönüştürmek lazım. O zaman kendi sorunlarına çözüm üretebilecektir. Biz bugüne kadar ne yaptık hep? Enflasyon canavarı. Sonunda IMF, Dünya Bankası, Kemal Derviş'i getirdi. Enflasyonu engelledik. Karayollarında ölüler oldu, canavar getirdik. Böyle bir canavar. Ya bir sistem karayollarındaki ölümlüğünü önleyemez mi? Sistem çok tehlikeli. Ama bugün sistemin tehlikesi biraz daha ortaya çıktı. Çok açık ortaya çıktı. O yüzden bu sistemi değiştirmemiz lazım. Anayasayı değiştirmemiz lazım. Hukuku değiştirmemiz lazım. Göreceksin ki hukuku değiştirdiğimizde de bu işsizlik, yoksulluk, birilerinin pastadan çalma, yani yolsuzluğu da ortadan kaldırabiliriz. İşte bakın, ama hemen bununla ilgili bir şey var, mail var. Sayın Erdoğan Kuş diyor ki CHP hırsızlık, yolsuzluk diyor da ortaya niye hiçbir belge koymuyor diyor. Varsa belgesi koysun, biz de görelim diyorlar. Şimdi çok belge koyduk. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Çok belge koydu. Yani insaf, çok belge koydu. Bazı olaylar vardır. Yani belgeye falan ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Kanıksattılar bize. Kanıksattılar. Yani tekrar söylüyorum, öyle bir durum yarattılar ki bu ülkede, her zaman söylüyorum. Bu ülkede biz, Başbakan Süleyman Demirel'di. Yeğeninin hayali ihracat yaptığı çıkmıştı ortaya. Kaçtı, kaçmak zorunda kaldı, kaçtı. Süleyman Demirel başbakanken mahkum oldu burada ve kaçmak zorunda kaldı, kaçtı. Bugün Sayın Başbakanımıza soruyoruz, diyoruz ki siz 94'de siyasete girdiğinizde ya benim param yok, evim yok, kaçak evde oturuyorum kiralık diyordunuz. Bugün çocuğunuza nasıl gemi aldınız diyorsun, diyoruz. Sana ne, sana mı kaldı tasası diyor. Şimdi böyle bir ülkede nereden nereye geldik? Bunu mutlaka değiştireceğiz. O yüzden yolsuzluk, yani Kayseri'deki olayı anlattık. Cumhurbaşkanı çıktı, ben kefilim dedi. Başbakan, ben zaten, sen kefilsen ben daha fazla kefilim dedi. Şimdi yargılansa Deniz Fener'i. Deniz Fener'i Almanya'da mahkum oldu. O kişileri burada daha bir soruşturma açtıramadık. Söylediğimiz bu. Türkiye'deki olay bu.